Arkadaşlar merhaba. Bugün Stirt Rally 2'de Yas Marina'da Rally Cross için bir test sürüşü videosu paylaşıyorum. Bu pistte multiplayer yarışlara katıldım ve çok zorluk çektim. Bunun için birkaç tane test sürüşü yapmak istedim. Hem kendi durumumu göreyim hem de biraz alışayım diye. Ne yazık ki multiplayer'da benden başka Türk oyuncu yok. Ben de çok fazla iyi değilim bu konuda. Zaten yarışın sonunda istatistikleri görünce anlayacaksınız. Siz de kendinizi çok iyi bir sürücü ve hızlı bir sürücü sanıyorsanız bunun böyle olmadığını görmek için bu oyunu mutlaka oynamanız lazım. Bu size bunu kanıtlıyor kesinlikle. Bu Rally Cross'ta aslında rally'de de aynı şey söz konusu. Düz yolda ne kadar sürat yaptığınızın önemi yok. Çünkü bütün arabalar hemen hemen aynı hızı yapıyorlar. Hepsi aynı güce sahip araçlar bunlar. Bütün zaman virajlarda kazanılıyor bunda. Virajlara ne kadar iyi girdiğiniz, ne kadar hızlı döndüğünüz yarışta alacağınız dereceyi belirliyor. Şöyle söyleyeyim, eğer bütün virajları her turda aynı şekilde dönemiyorsanız bu konuda iyi değilsiniz demektir. Ben de olduğu gibi şimdi bu düzeni bir türlü tutturamadım. Bu yarışın sonunda yaptığım en iyi dereceyle bu oyunu en iyi derecesi arasında 5,5 saniye fark var. Yani yarışçının bir tanesi bu sıralamada birinci olmuş en iyi dereceyle. Ben de onun 5,5 saniye arkasındayım bir turda. Şimdi 5,5 saniye deyince bu çok kısa bir zaman dilimi gibi görünebilir ama kesinlikle öyle değil. Burada saliselerin bile çok önemi var. Çünkü 5,5 saniye bir tur için zaman kaybım benim. 4 turluk bir yarışta, normal sıralama turları 4 tur oluyor çünkü. 4 turluk bir yarışta bu 22 saniye yapar. 6 turluk bir yarış, yani yarı final ve final yarışları 6 tur. 6 turda da yaklaşık 34 saniye yapar ki, 36 saniye yapar ki 36 saniye yarıştan diskalifiye olmanız için yeterli bir süre. Çünkü çoğu multiplayer yarışlarda bu süre 30 saniye ile sınırlıdır. Yani 30 saniyede ilk yarışçı finish'e vardıktan sonra siz 30 saniye içinde finish göremezseniz diskalifiye olursunuz. Dolayısıyla 5,5 saniye çok uzun bir zaman. Şimdi burada bakınca insan kendini çok hızlı olduğunu düşünüyor. Ama işte dediğim gibi aslında çok hızlı olmadığınız yarış sonunda istatistiklerle ortaya çıkıyor. Ben genelde bu Dirt Rally 2'de multiplayer yarışlara katılıyorum sadece. Ve sadece Rally Cross'ta katılıyorum. Rally'yi pek oynamıyorum. Multiplayer'da da gerçekten çok iyi oyuncular var. Neredeyse multiplayer oynayanların hepsi öyle. Bu konuda iyi olmayanlar da multiplayer yarışlara girmiyorlar. Girseler bile çarpışan otomobiller gibi oluyor oyun. Onun da tadı olmuyor. Hep en iyilerle katılıyorum multiplayer yarışlara. Bazen de onlara ayak bağı olduğum için odadan atıveriyorlar. Çünkü adam hızlı. Ben önüne düştüğüm zaman adamın hızı kesiliyor. Şimdi 10 saniye ceza var burada. Yani bu 8 tur var. Test sürüşlerinde 8 tur yapıyorsunuz. Bu 8 turun içinde yaptığınız en iyi zaman sizin sıralamanızı belirliyor.
Bir de bu oyunu çok sık oynayamıyorum. Bir de donanım da müsait değil. Şimdi bende DFGT var. Bunun vites kulakçıkları, yani direksiyonun altındaki kulakçıklar arızalı. Arızalı derken çalışıyor ama bazen bir kere basıyorsunuz, iki kere peş peşe basmışsınız gibi oluyor. Yani vites artırdığınızda, örneğin ikinci vitesten üçüncü vitese geçecekseniz dördüncü vitese geçiyor. Ya da işte altıncı vitesten dörde düşeceksiniz. Altıncı vitesten beşe düşeceksiniz. Dörde düşüyor bir anda. O da oyunun performansını etkiliyor. El frenim de yok. Sıralı vites kolunu el freni olarak kullanıyorum. Evet arkadaşlar. 41.676 benim yapabildiğim en iyi zaman. Adam 36.176 yapmış. Bu listede birinci sırada olan arkadaş. 5.5 saniye fark var. Arada. Dediğim gibi multiplayer'da da hep iyi oyuncular var. Yani birinci olmak neredeyse imkansız da. Hani üçüncü, dördüncü falan olduğun zaman işte kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok iyi oyuncular. Multiplayer'ı herkes oynamıyor zaten. Bu Rallycross'u, Rally'yi çok oynayan var multiplayer'da da. Rallycross'u seven pek yok nedense. Hele Türk hiç yok. Evet arkadaşlar, bu test sürüşte böyle. Bu oyun mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Onu hemen söyleyeyim. Son derece keyifli bir oyun. Çok iyi olmasanız da keyif alabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hoşça kalın.